Merhaba sevgili izleyenlerimiz, ekran başına hoş geldiniz. Şöyle hafta başıyla sizlerle beraber inşallah güzel bir program olacak ve yanında güzel yemek hazırlayacağız. Tabii malzemelerimizi hazırladık, birazdan yemeklerimizi yapacağız. Siz de evinizde yapacağınız hem lezzetli hem kolay hem de pratik 3 tane yemek inşallah hep beraber hazırlamış olacağız. Hangi yemekleriniz var sizler için hazırlayacağımız? Çok güzel bir kabak kalyemiz var, onu yapacağız ve ondan sonra güzel bir kekimiz var, kek hazırlayacağız. Ve onun yanında hemen ıspanak boranamız var, kıymalı güzel bir ıspanak borana yapacağız ve bu şekilde 3 tane yemeğimiz hazırlanacak. Tezgahımızı üzerine çıkarmış olacağız. Hem lezzetli hem kolay hem de pratik 3 tane yemeğimiz burada hazırlanacak. Siz de evinizde yapacağınız lezzetli, kolay ve pratik inşallah 3 tane yemek olmuş olacak. Tabii ki elmalı hem tarçınlı güzel bir elmalı kekimiz, ondan sonra ıspanaklı şöyle güzel bir hemen kıymalı ıspanaklı boranamız, ondan sonra kabak kalyemiz, 3 tane yemek sizlerle beraber bugün bol yeşillikle ve sebzeyle yapacağımız güzel bir sunum olmuş olacak inşallah. Birazdan yemeklerimizi yapacağız. Sizler de aynı yemekleri tekrardan yapmak istiyorsanız veya da görmek istiyorsanız nerede bulabilirsiniz? TGRT sayfalarında bulabilirsiniz. TGRT olarak Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'da bütün programlarımızı görebilirsiniz. Hem sayfamızı takip edip orada da yemeklerimizi, programlarımızı aynı şekilde bulabilirsiniz ve izleyebilirsiniz. Programımızın tekrarı gece saat 2 ile 2.30 arasında. Gece saat 2 ile 2.30 arasında programımızın tekrarı var. Hafta sonları saat 10 ile 11 arasında programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Bizleri internet üzerinde canlı izlemek istiyorsanız ve hatta yayın akşamımızda merak ediyorsanız sitemize takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz. TGRTO'nun sitesi www.tgrto.com'dan da hem canlı olarak bizleri izleyebilirsiniz hem de yayın akışımıza bakabilirsiniz. Hangi saatte hangi programlar var orada da bakabilirsiniz. Ondan sonra beni de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veya da Abdullah Hakim Yavtu sayfalarından takip edebilirsiniz. Şef Abdullah Usta veya da Abdullah Hakim Yavtu sayfalarından takip edebilirsiniz. Hem sayfamı takip edip orada bütün yemeklerimizi, gramajlarla, ölçülerle, videolarımızı hepsini de bulabilirsiniz. Oradan da takip edebilirsiniz. Sizlerin de farklı yemekleriniz varsa bizlerle paylaşmak istiyorsanız veya da burada yapmamızı istiyorsanız sosyal medya üzerinde bana gönder. Ondan sonra programımıza konuk olmak isteyen sanatçı dostlarımız, arkadaşlarımız aynı şekilde bütün sosyal medya hesaplarında istedikleri anda da bana ulaşabilirler. Canlı yayın numaramız da sevgili izleyenimiz, canlı yayınımıza bağlamak istiyorsanız telefon numaramız 0212 454 55 71 numaralı numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. 0212 454 55 71 numaralı numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, hemen şöyle sizlerle beraber bugün çok da güzel bir kekimiz olacak sevgili izleyicilerimiz. Onun için neler kullanacağız? Kek için hangi malzemelerimizi kullanacağız? Ona bir göz atalım. Ondan sonra yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz. Kekimiz için kullanacağımız malzemelerimiz. Tabii hem yumurtamızı, şekerimizi, sütümüzü, ondan sonra yağımızı hepsini hazırladık. Sizlerle beraber hem lezzetli hem kolay hem de pratik güzel bir kek inşallah hep beraber hazırlamış olacağız. Tarçınlı elmalı kekimiz için de kullanacağımız malzememiz. 4 adet yumurtamız, 3 su bardağı kadar unumuz, 1,5 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 su bardağı kadar sıvı yağımız, 1 su bardağı kadar sütümüz, yarım çay bardağı kadar ceviz, 1 paket kabartma tozumuz, 1 paket vanilyamız, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tarçın, 2 adet elma veya da fazla da kullanabilirsiniz. 4 adet yumurtamız, 3 su bardağı kadar unumuz, 1,5 su bardağı kadar toz şekerimiz, ondan sonra 1 su bardağı kadar sıvı yağımız, 1 su bardağı kadar sütümüz, yarım çay bardağı kadar cevizimiz, isterseniz biraz daha onu da arttırabilirsiniz. Ondan sonra 1 paket kabartma tozumuz, 1 paket vanilyamız, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tarçınımız, 2 adet elma rendesi kullanacağız. Öncelikle hemen elmaları güzelce bir şekilde, isterseniz kabukları soymadan da kullanabilirsiniz. Eğer ki seviyorsa o şekilde de kullanabilirsiniz. Kabuklarını soyacağız. Onları güzelce bir şekilde ortadan ikiye böleceğiz. Suyun içinde bekletelim. Onu suyun içinde beklettikten sonra tekrardan hemen kabuğumuzu içine yumurtamızı kıracağız. Onu güzelce bir çırpalım. Ondan sonra şekerimizi ilave edelim. Çırpmaya devam edeceğiz. Ondan sonra vanilyamızı, kabartma tozumuzu içine ilave edeceğiz. Onunla beraber karıştırmaya devam edeceğiz. İyice bir çırptıktan sonra sırasıyla yağımızı, sütümüzü içine dökeceğiz ve onunla beraber güzelce bir şekilde bir karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra 3 su bardağı kadar unumuzu içine ilave edeceğiz ve unla beraber iyice bir karıştıracağız. Unla beraber karıştıktan sonra tarçınımızı, cevizimizi içine ilave edeceğiz ve onunla beraber iyice bir karıştıracağız. Hepsini harmanladık ve karıştırdıktan sonra güzelce bir şekilde bir karıştırdıktan sonra elmalarımızı da rendeleyeceğiz. Onu da içine ilave edeceğiz ve içine ilave ettikten sonra ondan sonra kek kalıbımızı içine dökeceğiz ve fırına göndereceğiz. 160-170 dereceyle yaklaşık bir 40 dakika bir pişecek ve piştikten sonra afiyetle yiyeceğiniz hem lezzetli hem kolay hem de pratik bir sunum olmuş olacak. Şimdi sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz. Önce ben bir tane kaba ayarlayacağım. Elmalarımı hazırlayayım. Ondan sonra diğer malzemelerimizi hazırlamaya başlayabiliriz. Kaç tane elma kullanacaksak, yani siz istiyorsanız biraz da fazla da kullanabilirsiniz. Hemen
Şöyle bir eldivenimizi öncelikle bir ayarlayalım. Ondan sonra yetecek kadar suyumuzu, şuradan biraz suyumuzu alalım. Elmalar çabuk siyahlaştığı için, karardığı için onu biraz suyun içinde bekletirsek çok da güzel olacak. Fazla da kararmamış olacak. Onun için şöyle biraz suyumuz, suyumuzun içine taze limon veya da limon suyu da kullanabiliriz. Onu kararmasını önleyecek. Hafif biraz limon suyumuzu da döktük. Ve yavaş yavaş elmalarımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Kaç tane kullanacaksak, yani sizler fazla kullanacaksanız fazla da tutabilirsiniz. Önce şöyle bir kabuklarını soyacağız. Ondan sonra ortadan ikiye bölüp suyumuzun içinde bekleteceğiz. Asıl doktorlar diyor ki kabuklarını atmayın. Vitamin, asıl elmanın vitamini kabuğundadır. Ama siz isterseniz soyup da kullanabilirsiniz. İsterseniz soymadan da tercihinizi yapabilirsiniz. Hangisini seviyorsanız o şekilde de kullanabilirsiniz. Öncelikle şöyle biraz elmamızı soyalım. Soyduktan sonra ortadan bölüyoruz. Ondan sonra çekirdeklerini de temizliyoruz. Elmamız hazır. Bir şekilde sadece ortadan bölüyoruz. Kabımızı içine gönderiyoruz. Aynı devam ediyoruz. Bunu da aynı işlemle hazırlayalım. Dilerseniz hemen elmanızı ufak ufak doğrayıp da kullanabilirsiniz. Yani elmanın içinde biraz daha görülmesini istiyorsanız o şekilde de tercihinizi yapabilirsiniz. Ama eğer ki doğrayacaksak biraz daha ufak bir şekilde doğramamız gerekiyor sevgili izleyenlerimiz. Ve onu da içine o şekilde de ilave edebiliriz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa o şekilde de sizler de tercihinizi yapabilirsiniz. İster rendeleyip isterseniz ufak ufak doğrayıp da kullanabiliriz. Devam edelim aynı şekilde elmamızı hazırlamaya. Bunu da aynı şekilde şöyle bir çekirdeklerini temizliyorum. Onu da suyun içine gönderiyorum. Devam. Hazır. Yolladık. Sonuncu elmamız da aynı şekilde hazırlayalım. Devam ediyoruz. Şöyle güzelce bir kabuğunu yavaş yavaş soyma. Evet. Biraz daha küçük küçük kabuğunu ufak ufak soymaya devam ediyoruz. Evet. Hazır. Tekrardan bunu da şöyle iyice bir kabuğunu soyalım. Evet, sonuncu elmamız da aynı şekilde hazırladık mı? Elmalarımız hazır diyebiliriz. Evet, yaklaşık 3 tane elmamız. Tabii siz isterseniz fazla da kullanabilirsiniz. Hemen onları hazırladık ve suyumuzun içinde kararmasın diye bekletiyoruz. Ondan sonra tezgahımızı ufaktan bir toparlayalım. Hemen geniş bir kabımız, ondan sonra çırpma telimiz hazır. Öncelikle 4 adet yumurtamız demiştik. Hemen yumurtamızı şöyle bir kıralım. Tamam. İyice bir kırdık. Onu da içine ilave ettik. Şimdi 4 adet yumurtamızı kırdıktan sonra yavaş yavaş çırpmaya başlıyorum. İyice bir karıştıralım. 4 adet yumurtamızı kırdıktan sonra iyice bir çırpalım. Evet. Şimdi iyice çırptıktan sonra
şekerimiz 1,5 su bardağı kadar toz şekerimiz. Onun içine dökelim. Şekerimizi döktükten sonra yumurta ve şekerimizi iyice bir karıştıralım. Yumurta ve şekeri yavaş yavaş. Yani şekerimiz eriyene kadar karıştırmaya devam edeceğiz. İyice bir çırpmaya devam. Evet. Şimdi vanilyamızı kabartma tozumuzu da içine ilave edelim. Onlarla beraber karıştırmaya devam edeceğiz. Hemen vanilyamız ve de kabartma tozumuz. İkisini de içine döktükten sonra aynı şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. İyice bir çırpalım. İyice bir çırptıktan sonra sıvı yağımız, bir su bardağı kadar yağımızı da içine dökelim. Ve yağımızı da döktükten sonra çırpmaya devam. Önce yumurta, ondan sonra şeker, ondan sonra vanilyamız, kabartma tozumuz ve onlarla beraber iyice bir karıştıktan sonra içine sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Tekrardan sıvı yağımızla beraber karıştırmaya devam edelim. İyice bir karıştırıyoruz. Ondan sonra sütümüz, bir su bardağı kadar sütümüzü de içine dökelim. Sırasıyla karıştırmaya devam edelim. Şimdi sütle beraber iyice bir çırpalım. Evet, sütle beraber iyice bir çırptıktan sonra cevizimiz hazır. Onu birazdan içine ilave edeceğiz. 3 su bardağı dolu dolu unumuz. Onu da içine dökelim. Unumuzu da içine döktükten sonra şunları bir elimizin altına kaldıralım. Daha rahat çalışmamız için. Ondan sonra hazırlığımıza devam edelim. Şimdi unumuzu da iyice bir karıştıracağız. 4 adet yumurtamız, 1 su bardağı kadar sütümüz, ondan sonra 1 su bardağı kadar sıvı yağımız, 1,5 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 paket vanilya ve kabartma tozumuz, hepsini içine ilave ettik. Onlarla beraber iyice bir karıştıralım. Tarçınımız tekrardan içine ilave edelim. Tarçınımızı da ilave ettikten sonra, yani bir çay kaşığı kadar tarçınımız ona güzel bir aroma ve lezzet katacak, tat katacak. Onunla beraber tekrardan İyice bir karıştırıyorum. Hemen şöyle bir yakın bir detayda bir görelim. Kekimizin harcı güzelce bir şekilde bir hazırlandı. Yumurtamız, şekerimiz, ondan sonra içine vanilyamız, sütümüz, sıvı yağımız hepsini içine ilave ettik. Onlarla beraber iyice bir karıştırdık. İyice bir karıştırdıktan sonra şimdi harcımız hemen hemen hazır da diyebiliriz sevgili izleyenimiz. Şimdilik onu ben kenara doğru çekeceğim. Ondan sonra da elmamız... Şöyle bir tane tabağımızı alalım. Elmamız için de yavaş yavaş elmamızı rendeleyebiliriz. Evet. Kaç tane elma kullanacaksak ona göre elmamızı hazırlıyoruz. Onları iyice bir rendeleyeceğiz. Hemen rendemiz hazır. Yavaş yavaş. Evet. Hazırlanmış olduğumuz elmamızı çok da fazla kararmadan onları alıp şöyle bir rendeleyelim. Devam. Diğer yarısını da aynı işlemle güzelce bir rendeleyelim. Devam. Eldiven olduğu için biraz tutması da zorlaşabilir. Devam aynı şekilde. Çok güzel bir lezzet ve aroma dedik. Ona katacağız. Hop. Hazır. Devam. Çok fazla
iri kalmasa elmalarımız. Onları biraz da rendemizde ufaltabiliriz, küçültebiliriz. Devam. Hemen. Şöyle biraz. Ufak kalan kısımlarda tekrardan elden geçirelim ki içinde çok fazla iri olmasın. Evet. Sonuncu parçasını da hemen aynı şekilde elmamızı küçük küçük şöyle bir elden geçirelim, onu da rendeleyelim. Evet. Şimdi elmamız hazır. Elmamız hazırlandıktan sonra şunları bir kaldıralım kenara. Kaç tane elma kullanacaksak ona göre rendeledik. Elmamız hazır ve hazırlamış olduğumuz elmamızı kabımızın içine aktaralım. Elmamızı da aktardıktan sonra içine yarım çay bardağı kadar veya da su bardağı kadar da diyebiliriz ceviz. Hemen şöyle biraz cevizimizi de üzerine döküyoruz. Ve cevizimizi de döktükten sonra tekrardan iyice bir karıştıralım. Kekimizi yavaş yavaş karıştırmaya devam ediyoruz. Çok da güzel bir harcımız oldu. Hemen şöyle bir yakın detayda da size gösterebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Evet, kekimiz çok da güzel oldu. 4 adet yumurtamız, 1,5 su bardağı kadar toz şekerimiz, ondan sonra 1 su bardağı kadar sütümüz, ondan sonra 1 su bardağı kadar sıvı yağımız, 1 paket vanilyamız, 1 paket kabartma tozumuz, 1 çay kaşığı kadar tarçınımız ve 3 su bardağı dolu dolu unumuzla harcımızı hazırız. 2 tane elmamız, yarım su bardağına yakın da cevizi içine ilave ettik ve kekimizin harcı hemen hemen hazır da diyebiliriz. Kekimizin harcını hazırladıktan sonra kek kalıbımızı şöyle bir alalım, onu da hafif biraz yağlayabiliriz. Biraz yağımızdan şöyle bir dökelim. Çok az bir yağımızdan döktükten sonra fırçamızla onu iyice bir yağlayacağız. Evet, hemen şöyle bir kenar kısımlarını iyice bir yağlıyoruz. Devam. Aynı şekilde. Yavaş yavaş. Bunları şöyle güzelce bir yağladık mı? Harika olacak. Evet. Hemen burayı da aynı şekilde hafiften yağlayalım. Şimdi kek kalıbımız da hemen hazırladıktan sonra hafif biraz yağımızla sürdükten sonra kek kalıbımız da hazır. Ondan sonra harcımız hazır. Onu ben şöyle biraz karıştıracağım. İyice bir karıştırıyoruz. Evet, şimdi iyice bir karıştıktan sonra harcımız hazır. Ve onu yavaş yavaş kalıbımızı içine dökelim. Ondan sonra düşük bir dereceyle fırına göndereceğiz. Fırında iyice bir pişecek, iyice bir hazırlanmış olacak. Yavaş yavaş harcımızı döküyoruz. Ondan sonra da şöyle bir eşit olsun. Güzelce bir şekilde bir harcımızı dökelim. Devam. Evet. Tekrardan şöyle bir kalan harcımızda tekrardan şöyle biraz yıralım, toparlayalım. Onu da kalıbımızın içine dökelim. Böyle güzel bir kekimiz olsun. İyice bir kabarsın sevgili izleyenlerimiz. Şimdi kekimiz hazır. Hemen kekimiz hazırlandıktan sonra arkadaşlar isterse şöyle bir yakın detay bir kekimizi göstersin. Ben de bu arada fırınımı hazırlayayım. Ondan sonra fırınımıza gönderebiliriz. Kekimiz hazır sevgili izleyenimiz. Onu bir yakın bir detay görelim. Ben biraz daha şöyle güzelce bir şekilde bir kabarmasını istedim ve iyice bir hazırlanması istedim. Tabii ki o iyice bir kabaracak, iyice bir hazırlanacak. Hemen kekimizi bir görelim. Ben de bu arada fırınımı ayarlayayım. Ondan sonra fırınımıza gönderebiliriz. Evet, şimdi kekimizi hazırladıktan sonra hemen şöyle bir gönderelim.
yavaş yavaş iyice bir pişsin sevgili izleyenlerimiz. Tabii ki ben hemen güzelce bir şekilde hem pişecek hem kabaracak ve ondan sonra kekimiz hazır diyebiliriz. İyice bir pişsin, güzelce bir şekilde bir hazırlansın. Ondan sonra sunumumuzu sizlerle beraber yapmış olacağız. Şimdi kekimizi hazırladık. Onu düşük bir dereceyle fırına gönderdik. O yavaş yavaş fırında pişmeye başlasın. Biz de bu arada şöyle bir tezgahımızı toparlayalım. Ondan sonra kabak kalyemiz için neler kullanacağız? Hangi malzemelerimiz var? Bir göz atalım. Ondan sonra kabak kalyemizi hazırlamaya başlayabiliriz. Kabak için neler kullanacağız? Yoğun da bir istek vardı sevgili izleyenimiz. Onunla ilgili neler yapacağız? Bir göz atalım. Ondan sonra hazırlığımıza geçebiliriz. Kabak kalyemiz için hemen listemiz. Evet, kabak kalyemiz için kullanacağımız malzememiz 3 adet kabak. Geniş bir ailesek biraz daha arttırabiliriz. Ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 400 sarımsağımız, 2 adet rendelenmiş domates kullanacağız. Ondan sonra bir çay kaşığı kadar, şöyle bir çorba kaşığı kadar pirincimiz. Tabii pirinç olayı şöyle de bir şey yapabiliriz. Yani bazen fazla da kullanabiliriz. Tercih size kalmış. Eğer ki biraz daha bol da istiyorsanız fazla da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar pirincimiz ve hatta yarım çay bardağı kadar da diyebiliriz. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar toz şekerimiz, bir tutam dereotumuz, bir su bardağı kadar suyumuz, ondan sonra bir çay kaşığı kadar tuzumuz, kuru nanemiz ve ondan sonra iki yemek kaşığı kadar zeytinyağımız. Zeytinyağı dediğimiz gibi veya da elinizde yoksa sıvı yağ da kullanabilirsiniz ama hangisi varsa tercih edebilirsiniz. 3 adet kabak, 1 adet kuru soğanımız, 400 sarımsağımız, ondan sonra 2 adet domates rendeleyeceğiz. Ondan sonra bir çorba kaşığı kadar pirincimiz veya da yarım çay bardağı kadar diyebiliriz. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar toz şekerimiz, bir tutam dereotumuz, ondan sonra bir çay kaşığı kadar tuzumuz, ondan sonra kuru nanemiz, ondan sonra iki yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı kullanacağız. Önce tenceremizin içine hafiften biraz yağımızı ilave edeceğiz. Yağımızı ilave ettikten sonra soğanımızı ilave edelim. Soğanımızı kavurmaya başlayacağız. Ondan sonra sarımsağımızı ilave edelim. Sarımsakla beraber kavurmaya devam edelim. Sarımsakla beraber iyice bir kavurduktan sonra tekrardan hemen güzelce bir şekilde hafiften biraz domatesimizi hazırlayacağız. Ondan sonra suyumuzu içine ilave edeceğiz. Suyumuzla beraber o yavaş yavaş bir kaynamaya başlayacak. Suyumuz kaynamaya başladıktan sonra kabaklarımızı ortadan ikiye böleceğiz. Yarım may şeklinde keseceğiz. Yani jülyen de diyebiliriz, yarım may şeklinde diyebiliriz. Onları güzelce bir şekilde bir keseceğiz. Kestikten sonra içine ilave edeceğiz. Bu yavaş yavaş kaynamaya devam edecek. Ondan sonra tuzumuzu, şekerimizi içine ilave edelim. Onlarla beraber tekrardan kaynamaya devam edecek. Ondan sonra iki tane domatesimizi rendeleyeceğiz. Onu da üzerine ilave edeceğiz. Hatta domatesi isterseniz soğanla beraber de kavurabilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa o şekilde de yapabilirsiniz. Ondan sonra en son olarak baharatlarımızı ilave ettikten sonra pirinçlerimizi üzerine dökeceğiz ve pirinçlerimizi döktükten sonra kapağını kapatacağız. Yani karıştırmadan kapağını kapatacağız. Yaklaşık bir 10-15 dakika bir kaynayacak ve iyice bir kaynadıktan sonra en son olarak tekrardan bir karıştıracağız ve karıştıktan sonra kabak kalyemiz hazırlanmış olacak ve sizde de afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de kolay ve pratikte bir sunum olmuş olacak. Çok fazla dağılmaması için aşırı bir şekilde de ne yapacağız? Karıştırmayacağız sevgili izleyenim. Tenceremizi çok fazla karıştırmayacağız. Çünkü kabağımızın parçalanmaması için, dağılmaması için çok aşırı bir şekilde karıştırmayacağız. Şimdi bir tane tenceremiz, hemen şöyle bir tane tenceremizi ayarlayalım. Onun altını açalım, o da yavaş yavaş ısınsın. Biz hazırlığımızı yaparken tenceremiz de ısınabilir. Ondan sonra yağımız, hemen şöyle bir zeytinyağımızı içine döküyoruz. İçine yağımızı döktükten sonra yavaş yavaş tenceremiz ısınıyor. Biz artık hazırlığımıza geçebiliriz. Hemen eldivenimiz. Ondan sonra domatesimiz dedik sevgili izleyenimiz. Önce domatesimizi hazırlayalım. O da elimizin altında hazır bulunsun. Dediğimiz gibi yani isterseniz soğanla da beraber kavurabilirsiniz. Onun için ben de yavaş yavaş hazırlığıma geçiyorum. Bir tane kabımız veya da tabağımız dedi. Şöyle bir alalım. İki veya da isterseniz fazla da kullanabiliriz domatesimizi. Hemen şöyle bir rendeleyelim. Diğer rendemiz, o da buradaymış, onu bir alalım. Evet, iki tane domatesimiz dedik. Ondan sonra sarımsağımız, pirincimiz, şekerimiz gelsin ve soğanımız, o da hazır. İki tane domatesimiz dedik, hemen domatesimizi yavaş yavaş rendelemeye başlıyoruz. Yani çok fazla tezgahımız dağılmasın, hem de üstümüz kirlenmesin. Onun için ne yapacağız? Yavaş yavaş domatesimizi rendeleyeceğiz.
domatesimiz rendelendi ve sadece kabuk kısmı kaldı. Onu da tekrardan biraz daha inceltebiliriz. Devam. Kabuğunu zaten kullanmıyoruz. Evet. İyice bir hazır. Kabuğunu atıyoruz. Diğer domatesimiz aynı şekilde. Bastırmadan yavaş yavaş rendeleyebiliyoruz. Onu güzelce şöyle bir rendeleyelim. Şimdi hazır. Bundan sonra da şöyle kabuklarını atalım. Tekrardan rendemizi şöyle bir toparlayıp alalım. Rendemizi aldıktan sonra artık yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz. Şimdi domatesimiz hazır. Tenceremizin altını açtık ve sizlerle beraber kabak kalyamızı hazırlamaya başlayabiliriz. Eğer ki fazla olmasını istiyorsanız kabağı biraz daha artırabilirsiniz. Yani fazla da kullanabilirsiniz. 3 veya da 4 tane kullanabiliriz sevgili izleyenlerimiz. Yapacağımız miktara göre onu biraz daha az veya da fazla hazırlayabiliriz. Öncelik şöyle biraz daha ocağımızın altını biz hızlandıralım. Ondan sonra bir tane soğanımız hazır. Onu bir küçük küçük dilimleyelim. Ufak ufak soğanımızı doğrayalım. Devam edelim aynı şekilde. Ufak ufak. Hazırlama. Bunlar da aynı şekilde hazırladık. Ondan sonra sarımsağımız. 400 sarımsağımız dedik sevgili izleyenimiz. Ama sizler biraz daha fazla da olmasını istiyorsanız sarımsağı biraz daha artırabilirsiniz. Fazla da kullanabilirsiniz. Şimdi soğanımızı gönderelim tenceremize. O kavrulurken biz de kenarda hazırlığımıza devam edebiliriz. Hemen şöyle biraz karıştıralım. Soğanımız yavaş yavaş kavrulmaya başlasın. Ondan sonra sarımsağımız, 400 sarımsak dedik ama siz isterseniz sarımsağı biraz daha artırabilirsiniz, fazla da kullanabilirsiniz. Sarımsağımız da ona çok da güzel bir lezzet ve aroma katacak. Biraz daha inceltiyoruz sarımsağımızı. Küçük küçük. Hazırladık. Hazırlamış olduğumuz sarımsağımızı tenceremize gönderelim, o da soğanla beraber iyice bir kavrulsun. Soğan ve sarımsağımız hafif biraz şöyle bir kavrulacak sevgili izleyenimiz. Onlar kavururken biz de tekrardan hazırlığımıza devam edebiliriz. Kaç tane kabak kullanacaksak az veya fazla sizler kullanabilirsiniz. Hemen kabaklarımız hazır. Onları ben şöyle bir yavaş yavaş doğramaya başlayacağım. Şöyle bir kafalarını ve uç kısımlarını güzelce bir şekilde bir hazırlıyoruz. Temizledikten sonra ortadan sadece ikiye bölüyoruz. Ortadan ikiye böldükten sonra şöyle yarım ay şeklinde veya da jülyen şeklinde tabir ettiğimiz şekilde keselim. Kabaklarımız hem güzel görünecek hem de iyice bir hazırlanmış olacak. Ne çok fazla büyük olsun ne de çok fazla ufak olsun kabaklarımızı iyice bir bu şekilde hazırlayacağız. Devam ediyoruz. Bunu da aynı şekilde ortadan böldük. Ondan sonra ufak ufak doğruyoruz. Hemen tabağımıza aldık. Ve bir tane daha kabağımızı şöyle bir hazırlayalım. Bunu da aynı şekilde ortadan böldük. Ne çok fazla büyük ne de çok fazla ufak olacak şekilde, ne çok aşırı sevgili dedim şöyle büyük dediğimiz gibi, ne de çok fazla ince olsun. Çok fazla ince olursa içinde dağılacak, çok fazla büyük de olursa pişmeyecek. Onun için biraz daha erken ve güzel pişimi için ve güzel görünmesi için ne yapıyoruz?
dengeli, eşit bir şekilde onları hazırlamamız gerekiyor. Şimdi kabaklarımız hazır. Kabaklarımızı hazırladıktan sonra soğanlarımız kavruldu. Soğanlarla beraber tabii ki biz sarımsağımızı da kavurduk. Ondan sonra içine domateslerimizi gönderelim. 2 adet rendelenmiş olduğumuz domatesimizi de içine ilave edip domatesimizi de hafif biraz daha kavurabiliriz. Çok fazla değil. Az bir domatesimiz hazır ve domatesimizi yavaş yavaş kavurmaya başlayalım. Güzel oldu. Şimdi yavaş yavaş karıştırdık. İçine biraz nanemizi, tuzumuzu ve de toz şekerimizi ilave edeceğiz. Onunla beraber tekrardan kaynamaya devam etsin. Güzelce bir şekilde bir kaynasın. Şekerimizi, hemen şekerimizi gönderelim içine. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar diyebiliriz sevgili izleyenimiz. Şekerimizi içine ilave ettik. Ve şekerimizi de ilave ettikten sonra biraz tuzumuz, hemen tuzumuzu da içine yollayalım. Hafif, yetecek kadar tuzumuz içine ilave ediyoruz. Ondan sonra biraz kuru nanemiz. Hafif biraz kuru nanemiz de içine ilave ettik. Şimdi bunlar biraz daha ona güzel bir lezzet ve aroma katacak. Onlarla beraber iyice bir karıştıralım. Evet. Buram buram da kokmaya başladı. Çok da güzel oldu. Evet. Biraz daha devam etsin. Güzelce bir şekilde bir kaynamaya. Çok aşırı bir şekilde su kullanmayacağız sevgili izleyicimiz. Yani yaklaşık 1 veya da 2 su bardağı kadar diyebiliriz. Suyumuzu tercih edeceğiz. Onun için çok fazla kullanmayacağız. Evet, şöyle biraz karıştırdık. Soğanımız, sarımsağımız, ondan sonra da baharatlarımız. Hepsini içine ilave ettik. Hepsini içine ilave ettikten sonra yavaş yavaş kavurmaya devam ediyoruz. Biraz hafif bir kavrulsun. Kavrulduğu zaman tabii çok da güzel bir aroma, çok da güzel bir lezzet ve tat da katacak. Onun için iyice bir devam etsin. Hafiften biraz daha özleşmeye ve de kavurmaya güzel bir kabak halyemiz hazırlanacak. 3 tane ya da daha fazla da kullanabiliriz. Kabağımızı hazırlamıştık. Evet, biraz daha şöyle hafiften karıştıralım. Buram buram kokmaya başladı. Çok da güzel oldu sevgili izleyenlerimiz. Yeteri kadar yağımız. Ondan sonra içine soğanımızı ilave ettik. Soğanımızı hafif biraz kavurduk. Soğanımızı kavurduktan sonra içine sarımsağımızı da dahil ettik. Sarımsakla beraber iyice bir kavuruyoruz. Ondan sonra 2 adet içine domatesimizi rendeledik, ilave ettik. Onlarla da aynı şekilde iyice bir kavuruyoruz. Ve onları da kavurduktan sonra baharatlarımızı içine ilave ettik. Baharatla beraber biraz daha özleşmesi için tekrardan biraz daha kavuracağız. Ondan sonra 1,5 su bardağı kadar suyumuzu içine ilave edebiliriz. Veya da yetecek kadar suyumuzu da diyebiliriz. Pardon. Hemen suyumuzu biraz şöyle kaynamasını bekliyoruz. O da biraz yavaş yavaş kaynasın. Ne kadar düşük bir derecede bu zeytinyağımız da olabilir, yemeğimiz de olabilir veya fırın yemeğimiz de olabilir. Hangisi olursa olsun ne kadar düşük bir derecede pişerse her zaman daha lezzetli oluyor, daha güzel oluyor. Ve içindeki sebzemiz, yemeklerimiz dağılmamış olacak, parçalanmamış olacak ve onlar da güzelce bir şekilde pişmiş olacak. Onun için çok fazla eğer ki zamanımız varsa acele etmeden yemeğimizi kısık bir ateşte ve dediğimiz gibi düşük bir dereceyle de pişirirsek hem erken pişmiş olacak ve etlerimiz, yemeklerimiz dediğimiz gibi ve sebzelerimiz dağılmadan onları iyice bir pişirmiş olacağız ve iyice bir hazırlamış olacağız. Şimdi suyumuz hazır. Suyumuzu hazırladıktan sonra tekrardan biraz daha karıştıralım. Güzel oldu. İyice bir soğanlarımız kavruldu. Çok da güzel bir şöyle bir koku vermeye başladı. Çok da güzel bir aroma vermeye başladı. O hafiften biraz daha kavurmaya devam etsin. Evet, bir birkaç dakika daha bir kavrulsun. Ondan sonra suyumuzu içine ilave edeceğiz.
Sizler de sevgili izleyicilerimiz, yemeklerimizi tekrardan görmek istiyorsanız, takip etmek istiyorsanız, izlemek istiyorsanız nerede bulabilirsiniz? TGTU sayfalarını Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'da bizleri takip edebilirsiniz. Orada da bütün programlarımızı görebilirsiniz. Ondan sonra programımızı tekrar gece saat 2 ile 2.30, hafta sonları saat 10-11 arasında bazen bir zamanda bir değişkenlik gösterebilir. Aynı şekilde kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Bizleri canlı olarak internet üzerinde izlemek istiyorsanız, takip etmek istiyorsanız aynı şekilde sitemizden bizleri canlı olarak takip edebilirsiniz. Sitemizin adresi www.tgtu.com'dan da bizleri izleyebilirsiniz. www.tgtu.com'dan da bizleri izleyebilirsiniz. Orada da hem yayın akışımıza bakabilirsiniz hem de bizleri izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veya da Abdullah Hakim Yaktu sayfalarında takip edebilirsiniz. Aynı şekilde hem beğeni sayfam, ondan sonra Instagram, ondan sonra Facebook, ondan sonra Twitter. Buralarda da bana ulaşabilirsiniz. Sevgili izleyenimiz, aynı şekilde yemekleriniz varsa benimle paylaşmak istiyorsanız, burada yapmamı istiyorsanız gönderebilirsiniz. Sayfamı takip edip oradan ulaştırabilirsiniz. Ondan sonra yemekler hakkında bilgi almak istiyorsanız ulaşabilirsiniz. Programımıza konuk olmak istiyorsanız sosyal medya, yani bütün sosyal medya hesaplarında bana ulaşabilirsiniz. Tabii önce biraz Instagram olduğu için Instagram'da da ulaşabilirsiniz. Sayfamı takip edip ulaşabilirsiniz. Diğer sayfalarda da dediğimiz gibi bana ulaşabilirsiniz. Yemek kitabıyla ilgili yoğun sorular var. Sevgili izleyenimiz, yemek kitabımızla ilgili ben hemen şöyle kısaca bir değineyim. Şu anda zaten yaklaşık bir 12-13 senede bir sitem var, yemek sitem var. Orada 2000'in üzerinde yemeğimiz var. Aynı şekilde resimlerle, tariflerle, aynı şekilde ölçülerle hepsi orada yayınlanmış, paylaşılmış. Orada bütün yemeklerimi bulabilirsiniz. Yani burada yapmış olduğumuz bütün yemeklerimizi bulabilirsiniz. Ve sitemizin içinde artı yemek kitabımı şu anda hemen hemen bir iki aydır orada yayınlanmış, paylaşılmış. Yemek kitabını da merak ediyorsanız orada bulabilirsiniz. www.şefabdulosa.com sitem adresi www.şefabdulosa.com. Giriş yaptığınızda önünüze e-tarif çıkacak sevgili izleyicilerim. Sadece e-tarifi yazar. E-tarife giriş yaptıktan sonra yemek kitabını isterseniz telefonunuza da indirebilirsiniz, bilgisayarınıza da indirebilirsiniz. Orada da bütün yemek kitabımı bulabilirsiniz. Aynı şekilde orada da yemeklerinizi takip edebilirsiniz. Aynısını da yapabilirsiniz. Şimdi hafif biraz suyumuzu içine ilave ettik ve suyumuzu ilave ettikten sonra kalyemiz için hazırlığımıza devam edelim. Hemen tenceremize bir veya da bir buçuk su bardağı kadar suyumuzu da döktük ve suyumuzu döktükten sonra yavaş yavaş hazırlığımıza devam edelim. Kekimiz yavaş yavaş toparlamaya başlamış, o pişmeye başlamış. İyice bir kabarsın, iyice bir hazırlansın. Pişmeye devam etsin. Şu anda onunla ilgili bir acelemiz yok. Kekimiz iyice bir pişebilir, iyice bir hazırlanabilir. Şimdi yağımızı tenceremize döktük. Ondan sonra soğanımızı minik minik doğradık. İçine ilave ettik. Onu güzelce bir kavurduk. Ondan sonra sarımsağımızı içine ilave ettik. Sarımsakla beraber iyice bir kavuruyoruz. Sarımsakla beraber kavurduktan sonra 2 adet domatesimizi rendeledik, içine ilave ettik. Onları da beraber iyice bir kavuralım. Ondan sonra baharatımızı içine ilave ediyoruz. Baharatımızı ilave ettikten sonra içine kullanacağımız kadar tekrardan suyumuzu ilave ettik. Ve suyumuzu da ilave ettikten sonra şimdi kabaklarımızı içine gönderelim. Hemen. Tabii geniş bir ailesek, karabalı bir ailesek biraz daha fazla kullanabiliriz. 3 veya da 4 tane kabak da sizler de tercih edebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Hemen kabakları da içine ilave ettikten sonra şöyle hafiften biraz karıştırıyoruz. Suyumuz biraz üzerine geçmesi gerekiyor. Sevgili izleyicilerimiz, onun için suyumuzu iyice bir ayarlayacağız. Hafiften biraz üzerine geçmesi gerekiyor. Onun için çok az da su kullanabiliriz. Fazla kullanmayacağız. Evet, bu yeterli kalyemiz için. Şimdi suyumuzu içine ilave ettikten sonra tekrardan biraz daha hafiften karıştıralım. Ondan sonra karıştırdıktan sonra kapağını kapatacağız. Ve kapağını kapattıktan sonra yavaş yavaş pişirmeye devam edeceğiz. Hemen şöyle bir kapağını güzelce bir kapatalım. Hatta yerlerini de değiştirebiliriz. Şöyle ben onu kenara doğru alacağım sevgili izleyenlerimiz. Biraz daha düşük bir dereceyle pişirmemiz için ve de hazırlamamız için. Ben yerlerini değiştirdim. Ocağın altını şöyle bir ayarlayalım. Ve altını aynı şekilde açtık. Düşük bir dereceyle yavaş yavaş pişmeye devam etsin.
İyice biraz daha şöyle bir yaklaşık 4-5 dakika daha kaynayacak. 4-5 dakika daha kaynadıktan sonra kullanacağımız kadar pirincimiz de hazır. Üzerine pirincimizi dökeceğiz ve pirincimizi döktükten sonra karıştırmıyoruz. Ve ondan sonra tekrardan bir 10 dakika daha kaynayacak ve kaynadıktan sonra en son olarak tekrardan bir daha karıştıracağız ve karıştıktan sonra kabak kalyemiz hazırlanmış olacak ve ondan sonra sunumunu yapabiliriz. Hem çok lezzetli hem de güzel olacak. Şimdi yavaş yavaş kaynama devam etsin. Öncelikle yağımız, yani kullanacağımız kadar yağımızı tenceremize döküyoruz. Bir adet kuru soğanımızı ince ince doğradık, içine ilave ettik. 4 diş sarımsağımızı doğradık, içine ilave ettik. Onları iyice bir kavuralım. İyice bir kavurduktan sonra şimdi kavurduğumuzda daha farklı ve daha güzel bir aroma katıyoruz zeytinyağlarımıza ve yemeklerimize de aynı da diyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Ve onları güzelce bir şekilde bir kavurduktan sonra 2 adet domatesimizi rendeleyip üzerine dökelim. Ondan sonra şekerimizi, tuzumuzu, nanemizi üzerine döktük. Onlarla beraber tekrardan iyice bir kavurduk. Kavurduktan sonra 1,5 su bardağı kadar suyumuzu içine döküyoruz ve suyumuzu da döktükten sonra birkaç dakika daha kaynayacak. Ondan sonra kabaklarımızı içine ilave edeceğiz. Kabaklarla beraber tekrardan bir 5 dakika daha kaynaması gerekiyor. 5 dakika daha kaynattıktan sonra pirinçlerimizi üzerine dökeceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş tekrardan bir 10-15 dakika bir kaynayacak. Ondan sonra sunuma hazır diyebiliriz. Kekimiz için kekimizde yavaş yavaş kabarmaya başlamış, pişmeye başlamış. Tabii ki fırınımızı açmayacağız. Siz de bunu yapmayın sevgili izleyenimiz. Hemen açtığımızda tabii kekimiz sönecek ve istediğimiz gibi olmayacak. Onun için ne yapacağız? Kekimiz yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Sona doğru yani tamamıyla bir piştikten sonra bakalım size gösterebiliriz. Kekimiz pişmeye devam ediyor. Güzelce bir şekilde hazırlama devam ediyor. Bu arada kabağımız hazır. Ben de şöyle bir şey hazırlayacağım. Güzelce bir şekilde bir tezgahımı toparlayayım sevgili izleyenimiz. Ben tezgahımı toparlarken siz de kendinize bir tane çay alın. Kısa bir araya gidelim ve kısa bir aradan sonra sizlerle beraber kaldığımız yerde devam edelim. O zaman lezzetli yolculuğumuza kaldığımız yerde devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra sevgili izleyenimiz sizlerle beraber yemek yapmaya devam edelim. Evet sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi kabak kalyemiz hazır. Ondan sonra kekimiz hazır. O pişmeye devam etsin. Biraz daha şöyle bir toparlansın. Tamamıyla pişip pişmediğini nasıl anlayacağız? Bir tane kürdanımızı belli bir süreden sonra tabii ki belli bir süreden sonra yani 30-35 dakikadan sonra bir tane kürdanımızı içine batıracağız. Eğer kürdanımız içinde kuru bir şekilde çıkıyorsa demek ki kekimiz pişti demektir. Ama kekimiz çok fazla kabarıksa, çok da fazla hazırlanmışsak onunla biraz pişme süreleri biraz da geç olabilir. Ona biraz daha dikkat edebiliriz. Bir tane kürdanımızı ortasına batıracağız. Kürdanımız kuru bir şekilde içinde çıkıyorsa demek ki kekimiz hazır diyebiliriz. Biz de o şekilde kontrolümüzü yapabiliriz. Kekimiz pişmeye devam etsin. Şu anda fırınımızı açmayacağız. O pişmeye devam etsin. Kabak kalyemiz için de sevgili izleyenlerimiz hemen şöyle bir tenceremize bizlere yetecek kadar yağımız, ondan sonra soğanımız, ondan sonra sarımsağımızı içine ilave ettik. Onları güzelce bir şekilde soğan, sarımsağımızı iyice bir kavurduk. Onları iyice bir kavurduktan sonra 2 tane domatesimizi rendeledik, içine ilave ettik. Onlarla beraber kavurmaya devam ettik. Ondan sonra içine biraz kuru nanemizi, tuzumuzu, toz şekerimizi ilave ettik ve suyumuzu bizlere yetecek kadar suyumuzu içine döküyoruz. Yani 1-1,5 su bardağı kadar pardon diyebiliriz sevgilim. 1 veya 1,5 su bardağı kadar suyumuzu içine döküyoruz ve suyumuzu içine döktükten sonra kabaklarımızı içine dökelim ve kabaklarımızı da aynı şekilde içine döktükten sonra tekrardan karıştırıyoruz. Bir 5 dakika bir kaynayacak. 5 dakika kaynadıktan sonra yani biraz bir 5 veya 10 dakika da olabilir. Kaynadıktan sonra şimdi hemen ben tekrardan bir karıştıracağım. Ondan sonra pirinçlerimizi içine dökebiliriz. Tabii pişmeye devam edecek iyice ama çok aşırı bir şekilde sürekli karıştırmayalım ki kabaklar hem dağılmasın hem kırılmasın hem de güzel görünmesi için sevgili izleyenimiz çok aşırı bir şekilde karıştırmıyoruz. Şimdi şöyle hafif biraz karıştırdık. Hafif biraz karıştırdıktan sonra pirincimiz hazır. Buradan biraz pirincimizi alıyoruz. Üzerine şu şekilde bir serpiştiriyoruz. Biraz pirincimizi üzerine serpiştirdikten sonra şimdi altını biraz daha düşürebiliriz. Yani biraz daha kısabiliriz. Altını kıstıktan sonra karıştırmayacağız. Yani pirinçlerimizi üzerine döktükten sonra karıştırmayalım. Çünkü altına çökerse pirinçlerimiz
hem altında yanacak hem de dediğimiz gibi sevgili izleyicimiz biraz bizleri yorabilir, biraz bizleri zorlayabilir. Onun için hem altının yanmaması için hem iyice bir pişirme için ne yapıyoruz? Şimdilik karıştırmayacağız. Tekrardan kapağını kapatıyorum ve kapağını kapattıktan sonra yaklaşık bu şekilde bir 10 dakika daha kaynayacak ve 10 dakika daha kaynadıktan sonra ondan sonra son bir kez daha karıştıracağız. Ondan sonra sunuma hazır diyebiliriz. Ve güzelce bir şekilde sunumunu yapabiliriz. Kekimiz yavaş yavaş pişme devam ediyor. O pişme devam etsin. Biz de sizlerle beraber ıspanak boranamızı neler kullanacağız? Hangi malzemelerimize bir göz atalım. Ondan sonra onu da hazırlamaya başlayabiliriz. Evet, öncelikle bir kullanacağımız malzemelerimiz nelermiş sevgili izleyiciler? Kıymalı ıspanak boranamız için kullanacağımız malzememiz yaklaşık bir 300 gram kadar dana kıymamız. Tabii isterseniz onu da biraz daha fazla da kullanabilirsiniz. 300 gram kadar dana kıymamız, 500 gram kadar ıspanağımız. Ispanakları tabii ben biraz daha bir saplayla beraber kullanacağım. Biraz daha dedim bir farklı bir sunum olsun, güzel olsun. Siz de o şekilde de kullanabilirsiniz. Ondan sonra bir adet kuru soğanımız, ondan sonra bir su bardağı kadar nohutumuz, 2,5 su bardağı kadar suyumuz, 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız veya da istersen margarin, sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hangisi varsa elinizde onu kullanabilirsiniz sevgili izleyicimiz. Ama tereyağı tabii çok da güzel bir lezzet, aroma katıyor. Ama yoksa da margarin veya da sıvı yağ da kullanabiliriz. Ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz olacak. Terbiyesi için yani sosumuz için de 1 su bardağı kadar yoğurdumuz, 1 adet yumurta sarısı, sadece yumurtanın sarısını kullanacağız. 1 tatlı kaşığı kadar unumuz. Terbiyesi için de 1 su bardağı kadar yoğurdumuz, 1 adet yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı kadar unumuz olacak. 300 gram kadar kıymamız, 500 gram kadar ıspanak, ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 1 su bardağı kadar nohutumuz, ondan sonra 2,5 su bardağı kadar suyumuz, 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz ve de karabiberimiz olmuş olacak. Önce tenceremize yağımızı ilave edeceğiz. Yağımızı ilave ettikten sonra tekrardan soğanımızı ilave edeceğiz. Onu iyice bir kavuracağız. Kavurduktan sonra kıymamızı ilave edelim. Kıymayla beraber kavurmaya devam edelim. Kıymamızla beraber kavurduktan sonra baharatımızı ilave edelim. Ondan sonra suyumuzu içine ilave edeceğiz. Suyumuzu ilave ettikten sonra ıspanağımızı biraz iri bir şekilde doğrayacağız. Onu da içine ilave edeceğiz. Zaten o sap kısımlarını tabii bütün olarak içine ilave edeceğiz ki biraz görünmesi için sevgili izleyicilerimiz. Onları da içine ilave ettikten sonra tekrardan güzelce bir şekilde bir karıştıracağız ve suyumuzla beraber bir kaynayacak. Ondan sonra ıspanağımızı ilave edeceğiz. Ispanak biraz bir toparlanacak, pişecek. Ispanağımız piştikten sonra tekrarında hemen içine nohutumuzu da ilave edeceğiz. Onunla beraber kaynamaya devam edecek. Kaynamaya devam ederken ayrı bir kabımızı içine hemen boranamızı, terbiyesini ve sosunu hazırlayacağız. Onun için de tekrardan bir adet yumurta sarısı, bir su bardağı kadar yoğurdumuz, ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar unumuzu kesilmemesi için bizim biraz da işimizi kolaylaştıracak. Onunla beraber güzelce bir şekilde bir karıştıralım. Az bir suyla açalım. Ondan sonra onu da içine ilave edeceğiz ve sosumuzu da ilave ettikten sonra tekrardan bir 15 dakika kaynayacak. Kaynadıktan sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir boranamız olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyorum. Ben de yavaş yavaş hazırlığıma başlayabilirim. Öncelik şöyle biraz hemen yağımızı tenceremize gönderelim. O bir ısınmaya başlasın. Kullanacağımız kadar. Hatta karışık bir şekilde de yağınızdan kullanabilirsiniz sevgili izleyicim. İsterseniz yani karışık hafif biraz yağımızı da kullanabiliriz. Şöyle çok az bir yağımızı tenceremize aktardık. Yağımızı ilave ettikten sonra şimdi hemen diğer hazırlıklarımıza geçiyoruz. Ispanağımız için de genellikle eğer ki sap kısımlar olsa daha güzel olacak. Dediğimiz gibi sevgili izleyicilerimiz. Onları da tabii 6-7 suyla iyice bir yıkadık. Ondan sonra ıspanağımızı tabii 6-7 suyla bir iyice bir yıkayalım. Ve 6-7 suyla bir yıkadıktan sonra geniş bir leğenimiz olabilir. Veyahut da dediğimiz gibi lavabomuz olabilir. Onu güzelce bir yıkayalım. Ve yıkadıktan sonra şöyle bir deliğini güzelce bir şekilde bir kapatacağız. Peçete veyahut da kapağı varsa onunla beraber kapatacağız. Bolca suyumuzu dolduracağız. Bolca suyumuzu doldurduktan sonra yarım çay bardağı kadar sirkemizden içine dökelim. Yarım çay bardağı kadar sirkemizi de içine döktükten sonra ıspanağımızı içine batıralım ve ıspanağımız yarım saat bir beklesin. Yarım saat beklettiğinizde içinde böcek varsa, toprak varsa, kum varsa, her ne varsa onlar alta doğru çökecek ve ondan sonra üstünü güzelce bir şekilde biz ıspanağımızı kenara alacağız. Ispanağımızı kenara aldıktan sonra tekrardan suyumuzu dökeceğiz. Bir suyla daha yıkayıp ıspanağımızı güzelce bir şekilde sunuma hazır hale getirmiş olacağız. Ve çok lezzetli güzel de bir ıspanağımız olmuş olacak inşallah. Şimdi bir tane soğanımız demiştik. Hemen soğanımızı ben şöyle bir küçük küçük hazırlayacağım. Evet,
Devam ediyorum. Diğer yarısında aynı işlemle. Evet. Hemen bunu da şöyle bir gönderdik. Şimdi soğanımızı tenceremize ilave ettik. Soğanımız tenceremize yavaş yavaş kavrulmaya başlasın. O iyice bir kavrulmaya devam etsin sevgili izleyicimiz. Yavaş yavaş kavrulurken biz de hazırlığımıza devam edelim. Güzelce bir şekilde. Şimdi soğanlarımız şöyle bir hafif biraz karıştırdık. Soğanımızı karıştırdıktan sonra bu arada bir kekimiz iyice bir toparlanmış sevgili izleyicimiz. Onu ben bir tane şuradan kürdanımızı alacağım. Sizlerle beraber bir kontrol edelim. Gerçi eldivenle de biraz zor oluyor ama. Şimdi hemen kekimiz. Tabii kapağını açmamamız gerekiyor sevgili izleyenimiz. Sizler görün diye hemen hızlıca şöyle bir batırdık. Gördüğünüz gibi ıslak çıktı. Daha kekimiz pişmemiş. Demek ki ben şuradan görüyorsunuz değil mi sevgili izleyicimiz? Islak çıktığı için kekimiz pişmemiş. Ben tekrardan kekimi şöyle bir fırına göndereceğim. O programımız boyunca pişmeye devam etsin. Dediğimiz gibi yani kürdanımızı içine batırdığımızda eğer ıslaklık varsa tekrardan pişirmeye devam edeceğiz. Hemen altını ayarladık çok fazla yanmasın diye. Bunu biraz da derecemizi şöyle bir ayarlayalım. Devam edelim. Şimdi kabağımızı vay çok da güzel olmuş. Kabak kalyemiz harika olmuş, harika. Onu hafif biraz şöyle bir karıştırdık. Of. Şöyle biraz bir bakalım. Evet, pişmiş de mis gibi olmuş. Biraz da altını düşürelim. Yaklaşık 5-6 dakikada düşük bir derecede pişme veya 10 dakikada pişmeye devam edebilir. Derecemizi düşürdük. O yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Şimdi soğanımızı tenceremize yolladık. Soğanımızı tenceremize yolladıktan sonra o hafif bir kavruldu. Ve hafif biraz şöyle bir kavurmaya devam etsin. Ondan sonra kıymamızı içine ilave edeceğiz. Hop gelsin. Sosumuz için malzemelerimiz. Bir adet yumurta sarımız. Ondan sonra yoğurdumuz. Ve de hafif biraz unumuz. Ispanaklarımız. Gördüğünüz gibi hazır. Hemen sevgili izleyicimiz şu kısımlar ben biraz daha içinde. Dediğim gibi şöyle sap kısımlar içinde görülmesi istediğim için bunları güzelce bir şekilde bir alacağım. Ondan sonra hazırlığıma devam edeceğim. Şöyle bir öncelikle bunları yavaş yavaş şöyle bir alalım. Dediğimiz gibi biraz ben bunların biraz içinde görülmesini istediğim için onları şöyle bir ayarlayacağım. Evet şimdi ıspanaklarımızın sapları hazır. Bunlar biraz da dediğimiz gibi içinde görüneceği için sevgili izleyenimiz güzelce bir şekilde hazır. Hemen şöyle hafif, çok aşırı da uzun olmasın. Hop. Devam. Şuradan şöyle biraz daha kestik. Evet, onları kestikten sonra bir tane kabımız gelsin. Onun içine ıspanağımı güzelce bir şekilde bir hazırladıktan sonra yollayabilirim. Evet şimdi devam edeceğiz. Biraz daha hazırlayacağız. Ama siz tabii ki biraz daha bol da olması istiyorsanız fazla da kullanabilirsiniz. Soğanlarımız bu arada kavruluyor. Ondan sonra da içine kıymamızı gönderebiliriz. Yeteri kadar kıymamızı da içine ilave ettikten sonra tekrardan kıyma ile beraber güzelce bir karıştıralım. İyice bir kavrulmaya devam etsin. Yavaş yavaş şöyle güzelce bir karıştıralım. Vay. Evet, hafif. Şöyle yavaş yavaş iyice bir kıymamızı karıştıralım. İçine biraz karabiberimiz.
Buna güzel bir aroma katacağız. Karabiberle beraber. Evet, biraz daha. Şöyle karabiberimiz güzel oldu. Şimdi yeteri kadar tuzumuz. Evet. Hemen tuzumuzu da içine güzelce bir şekilde bir öttükten sonra öyle biraz kıymamızı hafiften kavurmaya devam edelim. Yavaş yavaş devam etsin kavurmaya. Biz de bu arada bir tane bardağımızı alabiliriz. Ondan sonra suyumuz 2,5 su bardağı kadar suyumuz gelsin. Evet. Şimdi biraz daha onu hafif biraz karıştıracağım. Önce bir yağımız, ondan sonra soğanımız. Hemen ikisini iyice bir kavurduk. Kıymamızı içine ilave ettik. Kıyma ile beraber kavurmaya devam ediyoruz. Ondan sonra biraz tuzumuzu, biraz da karabiberimizi içine ilave edelim. Onlarla beraber güzelce bir kavuralım. Ve kavurduktan sonra içine tekrardan 2,5 su bardağı kadar suyumuzu dökeceğiz. Onunla beraber kaynamaya başlayacak güzelce bir şekilde. Evet, şimdi yavaş yavaş suyumuzu içine dökebiliriz. Bismillah diyoruz. Hemen suyumuzu içine dökelim. Çok aşırı olmayacak suyumuz. 2,5 su bardağı kadar suyumuz yeterli olacak. Bazen eğer ki çok fazla ıspanak kullanacaksak biraz da su miktarını arttırabiliriz. Fazla da kullanabiliriz. Şimdi hemen suyumuzu da içine ilave ettikten sonra şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Bu yavaş yavaş sıcak suyumuzda kaynamaya başlıyor. Şimdi sıcak suyumuzla beraber kaynamaya başladıktan sonra tenceremizin kapağı gelsin. Ondan sonra bir su bardağı kadar nohutumuz. Hemen nohutumuz da hazır sevgili izleyenimiz. Gördüğünüz gibi bir su bardağı kadar nohutumuzu içine dökebiliriz. Tabii ki önceden biz hazırlamıştık. Dolabımızın buzlu kısmında muhafaza ediyoruz. Bize yetecek kadarını oradan alıyoruz. Bir gün öncesinde tabii ki nohutumuzun iyice bir şişmesi, iyice bir pişmesi için ve de dediğimiz gibi güzel olmasını da istiyorsak şöyle bir şey yapabiliriz. Yani bir gün öncesinde nohutumuzu arıtılmış su, kesinlikle çeşme suyu kullanmayacağız sevgili izleyiniz. Nohutu çünkü çok fazla sıkıyor, nohutumuz pişmiyor ve çok da fazla kabarmıyor. Onun için nohutun iyice bir pişmesi, kabarmasını da istiyorsak o şekilde yapmamız gerekecek. Ondan sonra güzelce bir şekilde nohutlarımızı yıkadık. Yıkadıktan sonra hemen şöyle tabancana suyumuza veya da arıtılmış su diyebiliriz sevgili izleyiniz. Onunla beraber iyice bir yıkadık. Yıkadıktan sonra tekrarında hemen tekrardan üzerine biraz tuzumuzu, çok az bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu, bir tatlı kaşığı kadar unumuzu ilave edelim. Ondan sonra tekrardan arıtılmış suyumuzu üzerine dökeceğiz. Bolca dökebiliriz. Ondan sonra üzerine geçecek kadar suyumuzu da döktükten sonra kapağını kapatacağız. Kış aylarındaysa dolaba koymaya gerek yok. Yazınsa bozulabilir. Dolaba koymamız gerekiyor sevgili izleyenimiz. Ondan sonra üzerini kapattıktan sonra dediğimiz gibi kışsa dışarıda bekleyebilir. Yazsa mutlaka dolapta muhafaza etmemiz gerekiyor. Ondan sonra bir gün boyunca bir dinlenmesi gerekiyor. Bir gün boyunca dinlendikten sonra tekrardan ertesi gün 3-4 süre güzelce bir yıkayacağız ve yıkadıktan sonra arıtılmış suyumuzu içine dökeceğiz ve suyumuzu da döktükten sonra o iyice bir güzelce bir şekilde tekrardan bir haşlanacak. İyice bir haşlandıktan sonra nohutumuzu, yani tamamıyla piştiğinden daha doğrusu emin olduktan sonra altını kapatmamız gerekiyor. Yani bazen şöyle de bir şey yapabiliriz. Çünkü bu yanılmamıza sebep olacak. Yani nohutumuz hafif biraz diridir. Ya işte salçanın içine girerse veyahut da sosumuzun içine girerse nohutumuz pişecek diye düşünürse kesinlikle orada yanılacağız sevgili izleyenimiz. Nohut salçayla buluştuğu zaman kesinlikle pişmiyor. Onun için ne yapacağız? Nohutumuzu tamamıyla bir pişirmemiz gerekiyor. Yani haşlamamız gerekiyor. Haşladıktan sonra ondan sonra saklayacağımız kadarını saklayacağız. Diğerini de yemeklerimizde dediğimiz gibi böyle boranimizde veyahut da farklı sunumlarda da kullanabiliriz. Çok lezzetli, çok da güzel olacak ve işimizi biraz daha dediğimiz gibi kolaylaştırmış olacağız. Şimdi ıspanağımızı iri iri doğradık boranamız için. Bunları ben tekrardan şöyle bir kabımızın içine alacağım. Evet. Hazır. Şöyle birkaç parça daha alabiliriz. Diğerini de isterseniz salatanızda veya farklı sunumlarda da kullanabiliriz. Onu da ben şöyle bir kenara doğru alacağım. Kenarda beklesin. Şimdi
Bunları biraz daha ufak ufak keselim. Kestikten sonra onu da kabımızın içine gönderelim. Evet, şimdi hazır. Ispanağımız hazırlandıktan sonra tenceremizde soğanımızı kavurmuştuk. Ondan sonra kıymamızı ilave etmiştik. Kıymamızı ilave ettikten sonra onun içine güzelce bir şekilde suyumuzu ilave ettik. Baharatımızı ilave ettik. Ondan sonra nohutlarımızı içine ilave ettik. Nohutlarla beraber tekrardan hemen ıspanağımız da hazır. Ispanağımızı yavaş yavaş dökelim içine. Kullanacağımız kadar ıspanağımızı şöyle bir gönderdik. Şimdi ilk başta da biraz ıspanağımızı ilave ettik. Onu bir karıştıralım. Hem kabarık görünmesin hem de iyice bir pişmesi için sevgili izleyicilerim, dediğimiz gibi altındaki malzemelerimiz yani harcımızın yanmaması için şöyle hafif biraz karıştıracağız. Onun sıcaklığıyla o hemen çökecek. Güzelce bir şekilde pişirmeye başlayacağız. Evet, şimdi hazır. Ondan sonra diğer hazırladığımız ıspanağımızı şöyle bir üzerine gönderdik. Hemen onları da üzerine ilave ettikten sonra su miktarı çok fazla, şöyle bir azsa sevgili izleyicilerimiz, biraz daha suyumuzu içine ilave edebiliriz. Hemen şöyle biraz karıştıralım. Tam duymadım. Bir daha söylesen kardeşim. Tamam, tamam. Şimdi hemen biraz daha suyumuzu içine ilave edelim sevgili izleyicimiz. Çok az bir suyumuzu daha dökebiliriz. Evet, şimdi biraz daha suyumuzu içine döktükten sonra ıspanaklarımızı içine ilave ettik. Ve güzelce bir şekilde ıspanaklarımızı ilave ettikten sonra onu hafif biraz daha karıştırıyorum. Kapağını kapatacağım. Yavaş yavaş pişmeye devam etsin. İyice bir pişsin, iyice bir hazırlansın. Evet, hemen şunu da biraz daha şöyle bir aşağı doğru güzelce bir ayarlayalım. Tuzumuzu, baharatlarımızı da içine ilave ettik. Kapağını kapatalım. Ondan sonra şöyle bir tezgahımızda ufaktan bir toparlayalım. Tezgahımız çok fazla dağınık görünmesin. Evet, şimdi kekimiz pişiyor. Kabak kalyemiz hazır. Ispanak boranamız için tabii ki hazırlığımıza devam edeceğiz. O biraz daha bir pişmesi gerekiyor sevgili izleyicilerimiz. Bu arada Diyarbakır'dan bizleri izleyen sevgili Hanefi Bulut. Eşi Keziban Hanım, kızı Hatice, gelini Hamdiye, torunu Ahzen değil mi? Ve Yusuf'a çok çok selam gönderim. Keşke onu bir yazsaydın daha güzel olurdu ama. Sevgili Hanifi Bulut'a, ailesine benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Sevgili Ramazan Şahinli'ye benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuşsun. Benden bütün Diyarbakırlara kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Sizleri çok seviyorum. Buradan sizlere kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Bütün Bulut ailesine de, Şahinli ailesine ve Angin ailesine de benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Sizleri çok seviyorum. Buradan sizlere kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Şimdi sevgili izleyenimiz, kalyemiz hazır, boranamız hazır. O pişmeye devam etsin. Biz de sosumuzu hazırlayalım. Eğer ki zamanımız kalırsa sizlerle beraber ufak da bir salata hazırlayabiliriz. Bir adet yumurtamızı kullanacağız ama şöyle sadece yumurta sarısını kullanacağız. Onun için ben şöyle bir tabağımı, boş bir tabağımı ayarlayayım. Bir adet yumurtamız gelsin. Onu öncelikle şöyle bir kıralım. Evet, hemen. Güzelce şöyle bir birbirine aktaralım ki sarısını ve de hakkını ayıralım. Evet. Hop. Sadece sarısını kullanıyoruz. Onun için sarısını kabımız içine yolladık. Sarısını kabımız içine ilave ettikten sonra biraz çok az bir suyumuz. Şöyle biraz suyumuzu alalım. Fazla kullanmayacağız şimdiki suyumuzu sevgili izleyenlerimiz. Hemen yumurtanın sarısını iyice bir karıştıralım. Onu karıştırdıktan sonra yoğurdumuz, bir su bardağı kadar yoğurdumuz, onu da içine dökelim. Hemen onu da iyice bir karıştıralım. Karıştırdıktan sonra içine çok az bir unumuz, fazla olmayacak. Bir tatlı kaşığı kadar işimizi görecek.
hemen unumuzu da içine döktük. Unumuzu içine döktükten sonra tekrar da bu biraz daha işimizi hem kolaylaştıracak hem de güzelce bir şekilde sunumumuzu yapmamıza yardımcı olacak. Onun için şöyle bir unumuzla beraber yumurta sarısı, yoğurdumuz ve de unumuzu iyice bir karıştırıyoruz. Karıştıktan sonra hafif bir suyumuz, fazla olmasın. Çok su kullanmıyoruz. Sadece açmasına yetecek kadar oldu mu yeterli olacak. Evet, minik bir dokunuş. Hemen hemen yeter diyebiliriz. Şimdi sosumuz yavaş yavaş hazır diyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Onu ben tekrardan şöyle güzelce bir karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra sosumuz hazır. Bu arada kekimiz, evet, kekimiz yavaş yavaş toparlanmaya devam ediyor. Böyle biraz daha bir toparlanması gerekiyor. O toparlanma devam etsin. Tabii ki süremizde birkaç dakikamız daha var. Daha süremiz var. Birkaç dakika o da dinlenebilir, toparlanabilir. Biz de şöyle bir tezgahımızı bu arada hazırlamış olalım. Evet. Bunu da aynı şekilde hazırladık. Evet, şimdi hazırlığımızı yaptıktan sonra sosumuz da hazır. Sosumuzu içine dökelim. Boranamız güzelce bir şekilde bir hazırlandı sevgili izleyenlerimiz. Yağımızı ilave ettik. Kıymamızı, soğanımızı kavurduk. İçine suyumuzu ilave ettik. Baharatımızı ilave ettik. Ondan sonra ıspanaklarımızı içine ilave ettik. Hızlıca zaten pişiyor sevgili izleyenlerimiz. Hızlıca piştikten sonra üzerine tekrardan şöyle biraz sosumuzu dökelim. Evet. Sosumuzu da döktükten sonra birkaç dakikada şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Hafif biraz karıştıktan sonra boranamız hazır diyebiliriz. İyice birkaç dakika bir kaynasın. Zaten nohutlar haşlanmıştı. Ispanak erken piştiği için sevgili izleyenimiz kaynama devam ediyor. Sizin de gördüğünüz gibi. İyice bir güzel oldu. Nohutlar iyice bir haşlandığı için ıspanaklarımızı da içine ilave ettik. Ispanaklar da güzelce bir pişti. Ve piştikten sonra birkaç dakika daha dediğimiz gibi sevgili izleyenimiz şöyle bir toparlamaya devam ediyor. O da hazır. Ondan sonra kabak kalyemiz aynı şekilde hazır. Hemen kabak kalyemizi hazırladıktan sonra artık yavaş yavaş sunumlarımıza başlayabiliriz güzelce bir şekilde. Öncelik şöyle bir kablarımızı bir alalım. Tabaklarımızı ve tenceremizi alalım. Kabak kalyemiz hazır. Biraz şöyle bir suyla, yağıyla güzel bir sunum yapalım. Ondan sonra boranamızı güzelce bir şekilde bir sunum yapabiliriz. Hemen şöyle hafif biraz yağ. Güzel olacak, güzel gösterecek. Onun için biraz şöyle yağını ilk başta bir alalım. Hop! Hazır. Evet. Vay, vay, vay. Çok da güzel oldu, çok da güzel. Şöyle bir hazırlandı ve buram buram da kokmaya başladı. Evet, şöyle bir kabak kalyemiz, sevgili izleyenimiz. Mis gibi oldu, mis. Vay, vay, vay. Evet, kabaklar çok fazla dağılmadı sevgili izleyenimiz. Tabii tam da bizim de istediğimiz boydu. Dağılmayacak. Güzelce bir şekilde dediğimiz gibi şöyle zeytinyağımız hazırlansın. Sunumunu yapalım. Evet. Tenceremizi kenara doğru alalım. Bundan sonra kabağımız hemen hemen hazır. Tabağımızı kenarını şöyle güzelce bir temizledik mi? Harika olacak. Evet. Şimdi yerini alabilir. Evet. Boranamız için de sevgili izleyenimiz güzelce bir hazır. Onu da yavaş yavaş alabiliriz. Hemen tenceremize hafif yağımız. Ondan sonra içine soğanımızı ilave ettik. Soğanı güzelce bir kavurduk.
soğanımızı iyice bir kavurduktan sonra içine kıymamızı ilave ettik. Kıyma ile beraber kavurmaya devam ettik. Kıymamız kavurduktan sonra içine biraz tuzumuzu, biraz karabiberimizi ilave edelim. Onlarla beraber biraz daha kavurmaya devam edelim. Onlarla beraber biraz daha kavurduktan sonra tekrarında içine suyumuzu ilave ediyoruz. Nohutumuzu ilave ediyoruz. Ondan sonra ıspanağımızı ilave ediyoruz. Ispanakla beraber güzelce bir şekilde bir pişiriyoruz. Ve ıspanakla beraber pişirdikten sonra boronamız hazır sevgili izleyenimiz. Ve yavaş yavaş sunumuna başlayabiliriz. Hemen ıspanaklarımız dediğimiz gibi saplı kısmına biraz daha ona güzel bir görüntü katacağı için ben onları farklı bir şekilde hazırladım, içine ilave ettim. Evet, şimdi öncelikle onları ben şöyle bir ilk başlarda kenara doğru alacağım. Ona biraz daha üste doğru kullanacağız. Devam. Buranın. Evet. Vay. 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 Çok da güzel olmuş. Evet. Oh. Buram buram kokuyor. Buram buram. Evet. Mis gibi olmuş. Mis gibi. Biraz daha şöyle bir hazır. Ondan sonra da hafif şöyle bir ayarlayalım. Ondan sonra da şöyle bir ıspanaklarımızın kalın olan kısımları, saplı olan kısımlarını üste doğru şu şekilde bir bırakalım. Oh, harika oldu. Bunu da aynı şekilde şöyle bir diğer tarafa bırakabiliriz. Vay, vay, vay. Evet. Mis gibi oldu şimdi. Evet, üzeri içinde şöyle biraz susuz. Değil mi? Güzel bir görüntü olsun. Hazır. Evet. Hazırlandıktan sonra şöyle birkaç tane de nohut. Buna güzel bir görüntü katacak. Şimdi boronamız, kıymalı ıspanaklı boronamız hazır sevgili izleyenlerimiz. Hem güzel bir sunum hem de şöyle bir farklı bir sunum oldu. İnşallah size de evinizde yapacağınız güzel bir lezzet de olmuş olacak. Onu ben yavaş yavaş kenara doğru alabilirim. Evet. Tamam, gösterebilirsiniz arkadaşlar. Kalsın isterseniz birkaç dakika. Pardon. Evet. Şöyle biraz. Kekimiz yavaş yavaş toparlamaya devam ediyor. Biraz daha toparlanacak. Sizler de tabii ki yapacağınız hem lezzetli hem güzel hem de kolay bir sunum olmuş olacak. Şimdi ıspanağımızı yavaş yavaş kenara doğru alalım. Onu hazırladık. Ben şöyle bir yavaş yavaş. Kıymalı ıspanak boronamız hazır sevgili izleyenimiz. Şimdi sizlere afiyet olsun diyelim. Kabak alyemimiz o da hazırlandı. Dediğimiz gibi hem dağılmadı hem güzelce bir şekilde hazırlandı. Evinize yapacağınız pratik, lezzetli ve güzel de bir sunum diyebiliriz. Birkaç dakika, kaç dakikamız kaldı arkadaşlar? Evet. Kekimiz biraz daha şöyle bir toparlanıyor sevgili izleyenimiz ama süremiz az kaldığı için çok da fazla beklemeyeceğim. Onu ben alacağım ama siz dediğimiz gibi birkaç dakika daha toparlayabilirsin. Biraz daha bir toparlanabilir. Çünkü ben biraz daha düşük bir dereceyle pişiriyorum. Bazen biz burada programı ve diğer yemeklerimize daldığımız için sevgilisi bazen unutabiliyoruz. Onun için düşük bir dereceyle ben pişirdim. Kekimiz pişti ama birkaç dakikada sizler fırında tutabilirsiniz. Dediğimiz gibi çok yüksek bir derecede pişirmedim ben. Hemen 140-150 dereceyle pişirdiğim için siz 170 dereceyle 40-45 dakikada bir kekinizi hazırlayabilirsiniz. Evet, şöyle bir alalım. Kekimiz hazır. Evet, unu aldıktan sonra fırınımızı ben şimdilik şöyle bir kapatayım. Ondan sonra şöyle bir yavaş yavaş sunumunu yapabiliriz. Evet, hemen şöyle biraz. Hop. Harika oldu, harika. Güzelce bir şekilde tarçınlı, şöyle elmalı kekimiz, sevgili izleyenimiz hazırlandı. O da güzelce bir şekilde bir hazır. Tezgahımızın üzerinde yerini aldı. Sizler de yapacağınız hem lezzetli, hem kolay, hem de pratik bir sunum olmuş olacak. Kekimiz mis gibi oldu. 4-5 dakika daha fırında bekletebiliriz.
Siz isterseniz tabii ki biraz daha eğer ki yüksek bir derecede pişirmek istiyorsanız biraz daha yüksek bir derecede pişirmenizi yapabilirsiniz. Şimdi kıymalı ıspanak boranımız hazır. Kekimiz hazır ve de yanına güzel bir kalyemizi hazırladık sevgili izleyenimiz. Ben onları şöyle bir kenara doğru alayım. Tezgahımızı ufak bir elden geçirelim. Ondan sonra neler yapmışız? Sizlerle beraber bir göz atabiliriz. Yemeklerimizi tekrardan görmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımıza takip edebilirsiniz. Hem TGRTU sayfalarında hem de benim sayfalarımda takip edebilirsiniz. bitişikşefabdulosta.tgrt Instagram adresimde bütün yemeklerimi bulabilirsiniz. Yemeklerinizi gönderebilirsiniz. Programımıza konuk olmak istiyorsanız bitişikşefabdulosta.tgrt sayfamı takip edebilirsiniz. Orada da bana ulaşabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Hemen ben şöyle bir tezgahımda topaladım. Tezgahımızı topaladıktan sonra artık yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz veya da neler yaptığımıza bir göz atabiliriz. Hasan Paşa köfte ile ilgili yoğun bir istek vardı sevgili izleyicimiz. Onu sizler için hazırlayacağız. Bu hafta poğaça ile ilgili tabii yine yoğun bir istek vardı. Sizler için yine poğaçamız da olacak. Ben onları da sizler için hazırlayacağım dediğim gibi. Kadayıf dolmamızla ilgili yine aynı şekilde yoğun bir istek vardı. Instagram'da sizlerden gelen yoğun bir istek vardı. Kadayıf dolmamız da var listemizde ama hangi gün olduğu tam bakmam lazım. Yanılmıyorsa belki cuma günü olabilir. Kadayıf dolmamız hem Hasan Paşa köftemizde yoğun bir istek vardı hazır. Bu hafta sizler için hazırlayacağım. Hem poğaçamız hem de şöyle güzel bir Erzurum'un kadayıf dolmasını sizlerle beraber hazırlamış olacağız inşallah. Evet listelerimiz hazırsa alabiliriz arkadaşlar. Evet, tarçınlı elmalı kekimiz için neler kullandık? 4 adet yumurtamız, 3 su bardağı kadar unumuz, 1,5 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 su bardağı kadar sıvı yağımız, 1 su bardağı kadar sütümüz, yarım çay bardağı kadar ceviz içimiz. İstersek onu da artırabiliriz. Ondan sonra 1 paket kabartma tozumuz, 1 paket vanilyamız, 1 çay kaşığı kadar tarçınımız, 2 adet elma. Elma biz tabii ki 2 adet büyük elmamızı kullandık ama eğer ki elmalar çok fazla ufaksa biraz daha artırabilirsiniz, fazla da kullanabilirsiniz. 4 adet yumurta, 3 su bardağı kadar unumuz, 1,5 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 su bardağı kadar sıvı yağımız, 1 su bardağı kadar sütümüz, ondan sonra yarım çay bardağı kadar ceviz içimiz, ondan sonra 1 paket kabartma tozumuz, 1 paket vanilyamız, 1 çay kaşığı kadar tarçınımız, 2 adet elma rendesi kullanıyoruz. Öncelikle geniş bir kabımızın içine 4 adet yumurtamızı kıralım. Bunu iyice bir çırpalım. İyice bir çırptıktan sonra güzelce bir şekilde hemen kekimizi gösterelim arkadaşlar. Ondan sonra onu güzelce bir şekilde bir karıştırdıktan sonra yumurtamızı iyice bir karıştırdıktan sonra içine şekerimizi içine ilave ediyoruz. Şekerimizle beraber güzelce bir şekilde bir karıştırıyoruz. Şekerimizle beraber iyice bir karıştırdıktan sonra vanilyamızı, kabartma tozumuzu ilave edelim. Onunla beraber karıştırmaya devam edelim. Onunla beraber iyice bir karıştırdıktan sonra tekrardan içine hemen güzelce bir şekilde yağımızı, sütümüzü ilave ediyoruz. Onunla beraber iyice bir karıştırıyoruz. Onunla beraber iyice bir karıştıktan sonra sırasıyla içine tarçınımızı, ondan sonra hemen güzelce bir şekilde cevizimizi, unumuzu ilave ediyoruz. Bununla beraber güzelce bir karıştıralım. İyice bir karıştıktan sonra 2 adet veya da 3 adet elmamızı kabuğunu soyuyoruz. Onu da rendeleyip içine ilave ediyoruz. Harcımızı iyice bir karıştırıyoruz. Kek kalıbımıza döküyoruz. Kek kalıbımıza döktükten sonra 170 dereceyle yaklaşık 40-45 dakika bir fırına gönderiyoruz. Fırında iyice bir piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir kek olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, hemen diğer listemiz. Kabak kalyemiz için de neler kullandık sevgili izleyicimiz? 3 adet kabak kullanıyoruz. Ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 4 diş sarımsağımız, 2 adet domates rendemiz, ondan sonra 1 çorba kaşığı kadar pirincimiz, 1 tatlı kaşığı kadar toz şekerimiz, 1 tutam dereotumuz sunum için veya da süslemek için de kullanabiliriz. 1 su bardağı kadar suyumuz, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz ve kuru nanemiz, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 3 adet kabak, 1 adet kuru soğanımız, 4 diş sarımsağımız, 2 adet domates rendesi, 1 çorba kaşığı kadar pirincimiz, 1 tatlı kaşığı kadar toz şekerimiz ve de tuzumuz. Ondan sonra nanemiz, 1 tutam dereotumuz, 1 su bardağı kadar suyumuz, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız. 3 adet kabak, 1 adet kuru soğan, 4 diş sarımsak, 2 adet domates rendesi, 1 çorba kaşığı kadar pirincimiz, 1 tatlı kaşığı kadar toz şekerimiz, 1 tutam dereotumuz, 1 su bardağı kadar sıcak suyumuz, 1 çay kaşığı kadar tuz, nane, ondan sonra 1 veya da 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı kullanıyoruz. Önce tenceremize yağımızı ilave ettik. Yağımızı ilave ettikten sonra soğan ve sarımsağımızı doğradık, içine ilave ettik. Onlarla beraber iyice bir kavurduk. İyice bir kavurduktan sonra 2 adet domatesimizi rendeledik, içine ilave ettik. Kavurmaya devam ettik. Baharatımızı ilave ediyoruz. Ondan sonra suyumuzu içine ilave ediyoruz. Suyumuzu da
içine ilave ettikten sonra yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Ondan sonra kabaklarımızı doğruyoruz, içine ilave ediyoruz. Kabakla beraber tekrardan bir 10 dakika kaynayacak. 10 dakika kaynadıktan sonra pirinçlerimizi üzerine serpiştiriyoruz. Pirinçlerini serpiştikten sonra karıştırmadan kapağını kapatıyoruz. Ondan sonra tekrardan bir 10 dakika daha kaynama devam edecek. 10 dakika kaynattıktan sonra en son onları karıştıracağız ve ondan sonra karıştırdıktan sonra bir 5 dakika daha bir kaynayacak. Ondan sonra sunum yapacağımız kablarımıza koyup afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, hemen diğer listemiz. Kıymalı ıspanak boranımız için de kullanmış olduğumuz malzememiz. 300 gram kadar dana kıymamız, 500 gram kadar ıspanağımız, 1 adet kuru soğanımız, 1 su bardağı kadar nohutumuz, 2,5 su bardağı kadar suyumuz, 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 çay kaşığı kadar tuz ve karabiberimiz, 300 gram kadar dana kıymamız, ondan sonra 500 gram kadar ıspanağımız, 1 adet kuru soğanımız, 1 su bardağı kadar nohutumuz, 2,5 su bardağı kadar suyumuz, 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiberimiz, terbiyesi ve sosu içinde sevgilim diyebiliriz. 1 su bardağı kadar yoğurdumuz, 1 adet yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı kadar unumuz. 1 su bardağı kadar yoğurt, 1 adet yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı kadar un kullanıyoruz. Hemen tenceremize yağımızı dökelim. Ondan sonra soğanımızı ilave edelim doğradıktan sonra. Soğanımız iyice bir kavrulacak. Kavrulduktan sonra tekrardan kıymamızı ilave edeceğiz. Kıymayla beraber kavurmaya devam edeceğiz. Kıymayla beraber iyice bir kavrulduktan sonra içine baharatımızı ilave edelim. Ondan sonra suyumuzu içine döküyoruz. Suyla beraber kaynamaya başlıyor. Ondan sonra içine nohutlarımızı döküyoruz. Nohutla beraber tekrardan kaynamaya devam edecek. Ispanağımızı doğradık, içine ilave ettik. Ispanakla beraber güzelce bir şekilde bir karıştırdık. Kapağını kapattık. O kaynama devam ediyor. Ayrı bir kabımızı içine bir adet yumurta sarısı, ondan sonra bir su bardağı kadar yoğurdumuz, bir tatlı kaşığı kadar unumuzu tekrardan iyice bir çırptık. Çırptıktan sonra onu da içine döküyoruz ve tekrardan bir kaynayacak ve kaynadıktan sonra sunum yapacağız. Tabaklarımıza koyup afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet sevgili izleyenimiz, biz de bu şekilde yemeklerimizi hazırladık. Tabii sizler de yemeklerimizi tekrardan izlemek istiyorsanız programımızın tekrarı gece saat 2 ile 2.30 arası, hafta sonu saat 10-11 arasında tekrar ve bazı zamanda bir değişkenlik olabilir ama gece saat 2 ile 2.30 arası, hafta sonu saat 10-11 arasında programımızın tekrarı var. Videolarımızı izlemek istiyorsanız, geriye dönük de videolarımızı izlemek istiyorsanız TGT sayfalarında YouTube'umuza bulabilirsiniz. Facebook'ta bulabilirsiniz. Ondan sonra Twitter'da veya dediğimiz gibi Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. TGT olarak sayfalarımızı takip edebilirsiniz. Ondan sonra beni de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah olsa veya da Abdullah Hakim Yartu sayfalarından takip edebilirsiniz. Instagram üzerinde hem yemeklerimi bulabilirsiniz hem programlarımızı paylaşımlarını bulabilirsiniz. Veya da orada da yemekleriniz varsa aynı şekilde gönderebilirsiniz. Yemek hakkında bilgi alabilirsiniz. Programımıza da konuk olmak istiyorsanız Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Biz de böylelikle yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geldik sevgili izleyenimiz. Tabii ki öncelik gurbetçilerimiz. Onları çok seviyorum. Buradan bütün gurbetçilere benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Türkiye'de bizleri izleyen herkese, seni esirgemeyen herkese benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Askerlerimize, polislerimize, memurlarımıza ve ekran başına olan herkese benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kan sağlıcakla.